Sevgili seyirciler, ayrıntılardasınız. Saatlerimiz 23'ü gösteriyor. Kendi saatimizdeyiz, yani ayrıntılar saatindeyiz. Herhalde herkes evinde yerlerini aldı. Dostlarla karşı karşıya geldik. Söyleşmeye başlayacağız. Saat 21'deki yayınımızda Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik linç girişiminin öncesinde tarihsel bir hatırlatma yaptık. Bazı izleyicilerimiz dedi ki, yahu Enver bugün 21'e mi aldın? Hayır, bizim saatimiz 23. Sadece ve sadece bugün bir hatırlatma yapmak için kanal yönetimi benden rica etti. Bu görevi yerine getirdim. O saatte bizimle olan dostlarımıza da ayrıca teşekkür ederim. Ancak pazar, salı, çarşamba, perşembe saat 23'leri kimselere söz vermiyorsunuz. Bizimle birlikte buluşuyorsunuz. Neden derseniz, hiçbir sohbet tek başına olmaz. Tek başına konuşana deli derler. O yüzden her gece yaptığımız gibi hemen baştan söyleyeyim. Kural şu. Ben sabah kalktığımda, pencereyi açtığımda, dünyada ne olursa olsun, hayatta ne olursa olsun, okula giden çocukları gördüğüm vakit, o çocukların attığı her adımın sorumluluğunu içinde hisseden insanlar olmamız gerektiğine inanıyorum. Sokaklara çıktığımızda bir tane bile kesilmiş ağaç gördüğümde, ki bizim Ataşehir'de geçtiğimiz haftalarda pek bir fazla yaptılar bütün bunları, sıkıntılar oldu falan filan, taşımalar, neyse. O ağacın yaşama hakkı olduğuna inanıyorum ve o ağacın sorumluluğunu taşıyorum. Taşıyan insanlar olduğunu biliyorum. Dahası az önce aşağıda işte siz belgeseli izlerken bir kedicik geldi yanıma. Önce böyle bir sokuldu. Okşamaya başladım kafasını. Sonra anladı ki ben bir dostum. Bana daha yakından geldi falan. Konuştuk kendisiyle. O canlıların, sokak canlarının da hakkını savunmamız gerektiğini düşünüyorum. Çünkü hayat bencilce geçmez. Çünkü hayat sadece kendimiz için yaşamak için kocaman gövdemizi doldurmak, yiyip yiyip şişmekle geçmez. Hayat aynı zamanda düşünmek, aynı zamanda etik sorunlar, estetik kaygılar gütmekle güzelleşir ve anlamlı hale gelir. İşte ayrıntılarda biz bunu yapan insanlar birbirimize bir söz verdik. O sözü tuttuğunuzu biliyorum, ben de tutuyorum. Biz birbirimize her akşam saat 23'te karşı karşıya geldiğimizde önce iyi akşamlar diyoruz. Programı kapatırken de iyi geceler diyoruz. Bunu niye yapıyoruz biliyor musunuz? İyi akşamlar demenin bir manası var. Selam verebilmek önemli, merhaba diyebilmek önemli. Ve iyi geceler diyebilmenin de bir manası var. Yarın görüşürüz demektir bu. Kalktığımda da günaydın diyorum insanlara. Umudunuzu kesmeyin. İnsan bir mucizedir. Oktay Akbal'ın dediği gibi insan bir ormandır aynı zamanda. Evet, önce ekmekler bozuldu ama halen hayatta, halen hayatta insandan umudu kesmeyen o mucizeye inananlar var. Ben buna inanmaya ısrarla devam ediyorum. İşte bunlardan birisi. Hemen arkamda Türkan Saylan. Bugün Türkan Saylan'la ilgili konuşacağız. Uzun uzun konuşacağız. Çünkü bugün Türkan Saylan'a tuzak kuranlar, Türkan Saylan'ın ahını alanlar, o alçaklar hesap vermeye başladılar. Hiç kimsenin yanına kar kalmayacak yaptıkları, kalmamalı da. Türkan Hoca bize erkenden alarm zilini çalarak demişti ki aklınızı başınıza alın. Türkiye uçuruma gidiyor. O zaman Türkan Hoca aklınızı başınıza alın, Türkiye uçuruma gidiyor derken birileri dedi ki, ey Türkan Saylan, sen kızları subaylarla evlendiriyorsun. Tabir caizse çöp çatanlığın argo halini söyledi. Hani kadın tacizi demeye getirdi. Utanmadan, alçakça, haince. Öyle insanlar vardı. Türkan Hoca ise bize bugün içinde bulunduğumuz bütün sorunların hakikatini söyledi. Yurt yapın dedi. Yurtlarımızda özgür insanlar yetişsin. Kızlarımız özgür olsun. Kimsenin eline bırakmayan kızlarımızı dedi. Bırakmayalım dedi. Ve bütün bu gerçeklikleri söyleyen Türkan Saylan'a şu fotoğrafta gördüğümüz dramı, acıyı yaşatan insanlara tanık olduk. Ama bugün mahkemeden çıkan kararda Türkan Saylan'a tuzak kuranların artık mapusta ağır cezalar alarak ömürlerini tamamlayacaklarını biliyoruz ve görüyoruz. Türkan Hoca'yı unutmadık, unutamayız. Ona borçluyuz. Zaten aydın demek ne demek? Aydın önceden alarm çalmayı beceren, önceden o sesi veren kimse bizim için. Aydın'ın aydınlanması, toplumun aydınlanması demek. İşte Türkan Hoca onlardan birisiydi. Ruhu şad olsun. Biraz sonra anlatacağız. Uzun hikayelerimiz var. Türkan Hoca ne oldu, ne bitti, nasıl cezalar geldi hepsini konuşacağız. Maalesef Türkiye'de bugün sarayda şey açılıyor, ne denir ona, yargı sezonun sarayda açılıyor. Yargıçlar, hakimler hazır oldu gidiyorlar. Bugün akademik yıl açılıyor. Akademisyenler koştura koştura oraya gidiyorlar. Oysa ki dünyanın hiçbir yerinde akademik bağımsızlık, dünyanın hiçbir yerinde hukukun bağımsızlığı bu kadar ayaklar altına alınmamıştı. Ben oraya giden akademisyenlerin hiç değilse gittiklerinde iki cümle kurup da ya Türkiye'nin haripül melali nedir bir cumhurbaşkanına söyleyebilseler de diye düşünüyorum.
istiyorum. Cumhurbaşkanı'nın sözleri var bugün, biraz sonra göreceğiz. Sanki bütün bu olup bitenler, yaşadığımız bu süreçte hiç payı yokmuş gibi Adalet ve Kalkınma Partili yılların. Sayın Cumhurbaşkanı öyle öz eleştiri yaptı ki, tırnak içinde, öz eleştiri yapmadı. Öyle değerlendirme yaptı ki sanki bu süreçte hiç kendisi iktidarda değilmiş gibi oldu. Bunları da konuşacağız bu akşam. Uzun soluklu bir yayınımız olacak. Her zaman şunu söyledim. Türkiye'de gazeteci, yazar, sanatçı, kanaat önderi kandırılmayacak kardeşim. Çünkü topluma söz söyleyenlerin kaleminin namusu olacak. Kalemin namusuna sahip çıkacağız. Kalemin namusu deyince aklıma Orhan Kemal gelir mesela, daha geçtiğimiz günlerde andık. Kalemin namusu olan insanlardan yazılar okuyun, kitaplar okuyun. Kalemin namusunu bir kere sattıktan sonra geriye dönüş yoktur ey dostlar. Bunu da altını çizmek istiyorum. Çünkü öyle bir dönemden geçiyoruz ki herkesin yaptığı yanına kar kalıyor sanılıyor. İşte Türkan Hoca'ya yapılanlar yanına kar kalmadı. Zaman o kadar önemli ki, zaman öyle bir adalet terazisi sağlıyor ki ona bir yanıyla güvenmemiz lazım. Ama nasıl? Kenarda oturup bekleyerek değil, şikayet ederek falan değil. Örgütleneceğiz, toplumsal meselelerimizi dile getireceğiz. Demokrasinin içerisinde mutlaka ve mutlaka daha iyi bir dünyanın mümkün olduğunu anımsatacağız. Türkiye'yi ve dünyayı anlamak için size ayrıntılar yeter diyoruz ya, bu akşam da onu tekrarlıyoruz. Anlaştığımız gibi ben hepinize merhaba diyorum. Sizin merhabalarınızı bekliyorum. Orada olduğunuzu bileceğim. Ben de buradayım. Bu akşam dertleşeceğiz, söyleşeceğiz. Dosyalarımızı ortaya koyacağız. Başı dik, boyun eğmeyen dostlarımla birlikte yine bir günü tamamlayacağız. İyi ki geldiniz. Umarım benim de evinize gelmemden memnunsunuz. Dostlar, hepinize merhaba. Evet sevgili dostlar, yanımda çok değerli hocamız Türkan Saylan var. Elbette ki bugün davalardan kararlar çıkıyor. Ali Tatar'ın abi Ahmet Tatar, benim de sevgili dostum. Onun isyanını da dile getireceğiz, hiç kuşku yok ki. Çünkü orada da başka bir sorun var. Gerçekten içinde bulunduğumuz süreçte cezalar alınıyor ama gerçek suçlardan cezalar mı alındı, alınmadı mı, onun tartışması yapılıyor. Ama temel prensip olarak nihayetinde kimin hain, alçak, kimin kumpasçı, kimin rezil olduğu ortaya çıkıyor. Ve Türkan Saylan onuruyla yaşamış bir insan olarak kalbimizde yaşamaya devam ediyor. O zaman ilk Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Başkanı Türkan Saylan'ın başına neler geldi? Bugün Ahmet Tatar niye isyan etti? İlk haber olarak bununla başlayalım. Çünkü unutmak gerçekten Türkiye açısından büyük sorun. Unutmadık diyenlere çok da inandığımı söyleyemem. Siz inanıyor musunuz bilmiyorum ama insanlar unutuyor. Ben de inatla hayır kardeşim öyle değil, biz anımsatıyoruz diyorum. İşte oradan başlayalım. İlk önce bu sabaha gidelim ve o kararlarla programımızı açmış olalım. Evet sevgili dostlar, Türkan hocamız burada. Ben onu gölgelemeyeyim. Hüseyin onu gösteriyor. Yayına da güzel olduk bence. Şimdi bu Ahmet Tatar'ın isyanı %100 haklı. Bakın size bir şey söyleyeceğim. Şunu hatırlatayım isterseniz. Ali Tatar o kadar önemli bir iş yaptı ki ölümden sonra yapabilecek en önemli şeyi yaptı. Kendinize gelin dedi. O zaman kimsecikler duymaz oldu. Şu Ali Tatar'ın son notunu bir görsel olarak verelim isterseniz arkaya. Ali Tatar muvazzaf bir subaydı ancak öğretim üyesiydi. Elinde silah falan da yoktu. Bir darbe marbe işi falan da yoktu. Bakın bu dünya güzeli adam şöyle diyor. Karanlığa bir nebze ışık olmak için hayatıma son veriyorum. Şimdi bile tüylerim diken diken oldu. Size bir şey söyleyeyim mi? O zaman herkes korkuyordu. Fellik fellik kaçıyordu medyada da. Biz o zaman Ahmet Tatar'ı yani Ali Tatar'ın güzel kardeşimizin ağabeyini, o zaman Sky Türk normal bir kanaldı, orada yayına çıkartmıştık. Adam isyan etmişti, o zaman duymamışlardı. Şimdi beni izliyorsa Ahmet Tatar mesaj atar zaten. Oralardan döndük geldik. Bu adam karanlığa bir nebze ışık olmak için hayatıma son veriyorum dedi. Nitekim karanlığa bir nebze ışık olmak için hayatıma son veriyorum diyen adam 15 Temmuz önceden söylemişti. 15 Temmuz önceden söylemişti. Dahasını da söylemişti. Bugün de aynı şey geçerli. Bakın. Türkan Saylan hastalıkla mücadele etmiş, cehaletle mücadele etmiş, tam bir aydın tavrı göstermiş. O zaman Türkan Saylan'a neler yaptılar? Şimdi onu da bir hatırlayalım. Ardından yolumuza devam edelim. Gerçekten felaket Türkiye'nin hali. Unutmayın. Unutmayın. Türkan Saylan. Türkan Hoca her şeyi önceden söylemiş.
Bu arada birkaç izleyicimizden de geliyor. Bu uyarı haklı mı bilmiyorum. Çok mu hızlı konuşuyorum? Söylediklerim anlaşılmıyor mu? Bazen belki de o yayın telaşında bütün bunları söylüyoruz ama size olabildiğince çok şey anlatmaya çalışıyorum. Gerçekten hızlı konuşuyorsam da bunu durdurmam lazım. Bilmiyorum size nasıl geliyor. Yalnız diğer sorun, yani her gün gelen şikayet, onu bir kere bir söyleyeyim. O da şu, bu ben konuşurken sesi açmak mecburiyetinde kalmanız, müzikler girdiğinde kısmak mecburiyetinde kalmamız, şu anki kanalımızın teknolojik durumu ile ilgili bir sorun. Bunu aşmak için yeni arayışlar var. Kanalda olacağını da düşünüyorum. Ama bir müddet daha böyle gideceğiz. Halk TV emekçilerin çabasıyla, izleyicilerin desteğiyle ayakta kalıyor. Dolayısıyla biraz bu konuda fedakarlık yapmaya devam edeceğiz. Bu Fethullah meselesine devam edelim. Gerçekten insan... Şimdi bir haber vereceğim size. Güler misiniz, ağlar mısınız şeklinde bir haber olacak. Çünkü bu Fethullah meselesiyle ilgili olarak herkesin ciddi ve yerli yerinde bir eleştiri vermesi gerekiyor. Ama eleştiri vermesi gerekenlerin habire suçlama yapması ve biraz da mizahi davranması ayrıca ilginç bir hikaye. Şimdi düşünün, bu Fethullahçıların bir gazetesi vardı. Zaman Gazetesi 1 milyon satıyor deniyordu. Biz soruyorduk, bayi satışı ne kadar? 20 bin bile değildi. 980 bini kim aldı? Nasıl aldı? Hangi koşulda aldı? Bunu çoğunuz biliyorsunuz. Apartmanlarınızın girişinde bilmiyorum görüyor muydunuz ama böyle bırakıyorlardı kutulara. O bırakılanlar nereden finanse ediliyordu? Başlı başına bir olay. Sadece bir tane gazeteleri yoktu. Bugün vardı bilmem ne, bir sürü gazeteleri vardı. Dahası televizyonları vardı. Bunların en ünlüsü de Samanyolu televizyonuydu zaten, hatırlayın. Orada da alabildiğine büyük devasa bir organizasyonları vardı. Ve o da organizasyonlarla ilgili şunu söyleyeyim. Müthiş bir finansman desteği yapılıyordu onlara. Ve kimlerin oraya finans desteği verdiğini de biliyoruz. Bunları hiç kimse nedense sormuyor. Sadece Samanyolu'da değildi. Çocuk televizyonlarına dahil olmak üzere her şeyleri vardı. Korkunç büyük bir örgütlenme. Ürkütücü büyük bir örgütlenmeydi dünya çapında falan. Bir de aydınları avlama halleri vardı. Mesela tabii ki her giden ABAN toplantılarına Fethullahçıdır demiyorum. Ama öyle bir hava vardı ki ABAN toplantısına gitmezsen eğer, o zaman aydın değilmişin gibi bir yaftalama oluyordu. Tehdit ediyorlar. Zaten Fethullahçılar ya tuzak kurarak, sinsilik yaparak ya şan şöhret para vererek bu tezgahı kuruyorlardı ve her yerde egemendiler. Size şöyle söyleyeyim. İstanbul'da ya da Ankara'da haber merkezlerine mutlaka Fethullahçı yerleştirirlerdi ve bu aslında hükümetin de bilgisi dahilinde olurdu ve öylesine bir yapılanma içerisindeydi. Şimdi bütün bunlar yokmuş gibi bugün Adalet Bakanı'nın açıklamalarına gideceğiz. Yani hakikaten insan bazı şeyler karşısında ya pes, hani o günleri bilmesek, hani bütün bunları yaşamasak tamam diyeceğiz ama bambaşka bir durumla karşı karşıya kalıyoruz. Adalet Bakanı öyle bir açıklama yaptı ki Adalet Bakanı'nın açıklamasının ardından insan şunu sormak zorunda kaldı, kalıyor biz. Bunu kime söylüyorsunuz? İzleyelim. Kime söylüyorsunuz sorusunun haklılığını da arkasından göstereceğiz. Yeni çayımız geldi. Her toplumsal kademeden izleyicimizin olması, her yönelimden insanın bizimle birlikte olması gerçekten yayınlarımızı anlamlı kılıyor. Toplumun farklı kesimlerinden insanların da mesajları geliyor. Onları da okumaya çalışıyorum. Elimden geldiğince sağ olsun şöyle de kim kimdir, hangisi doğru hangisi eğridir bunları da söyleyerek yayına bir derinlik katıyor. Arkadaşlarımızın kendine göre uzmanlık alanları var. Hüseyin'in, Gökçe'nin vesaire. Dolayısıyla o uzmanlık alanlarına göre de bize gelen iletileri paylaştırıyoruz. Onlar daha sonra bunları tasnif ediyorlar ve biz bir sosyolojik tablo ortaya çıkarıyoruz. Mesela Hüseyin daha görsel meseleler üzerinde tahlil yapıyor. Gökçe daha duygusal meseleler üzerinde tahlil yapıyor. Şule düşünsel ama iyisiyle kötüsüyle yapıyor. Bir de bugün aramıza bir arkadaşımız katıldı. Editör yardımcısı olarak Suzan Genç. Kendisine teşekkür ediyoruz geldiği için. Bu programda bizimle zaman zaman olacak. O da hakikaten varlığıyla, siz de kendisine merhaba derseniz sevinirim. Uzun yıllar Dünya Tiyatrosu'na hizmet etmiş bir arkadaşımız. Şimdi bizde editör olarak çalışacak. Tiyatrodaki birikimini bizimle paylaşacak. Ne diyorduk? Şunu diyorduk. FETÖ'ye kime diyorsun dedik. Şöyle dedi ki, bir anımsatma yapacağız. Bakalım kimlerin yüzü kızaracak. Hakikaten tam bellalık bir durum. Önce haberi izleyelim, sonra birlikte hep beraber karar vereceğiz. Buna bella verelim mi, vermeyelim mi? İşte bakanın Fethullahçılarla ilgili öbürlüğü de, löbörlüğü de söyledi, söyledi.
Biz de diyoruz ki Sayın Bakan, kime söylediniz, kime? Vallahi ben çayımı böyle yudumlarken böyle bakıyorum. Siz de ekrandan bakıyorsunuz. Sayın Bakan Abdülhamit Gül, değil mi? Adı o muydu şöyle? Abdülhamit Gül müydü? Çünkü ben artık açıkçası bakanların isimlerine bakmıyorum. Bakanların nereye baktığını biliyoruz. Bakanların tamamı Sayın Cumhurbaşkanı'na bakıyorlar. Dolayısıyla kabinede tek tek isimleri bilmeye gerek yok. Neyse. Ya işte Bülent Arıncı gördünüz. 12 yıldır hicretteymiş diyor, bilmem ne diyor falan filan. Oradaki güruh nasıl alkışlıyor? Fethullah Gülen abimiz diyor, kardeşimiz diyor, hoca efendi diyor, bilmem ne diyor. Sonra kumpası Kılıçdaroğlu yapıyor. Sonra Fethullah'la işi Kılıçdaroğlu görüyor. Yani tamam, Kılıçdaroğlu'nu da eleştirelim de insaf, insaf. Bakın size bir şey söyleyeceğim, birisini hatırlatacağım. Sonra da o hatırlattığım isimle ilgili belleğinizdeki karşılığı da soracağım. Bir adam çıktı, ona köyün delisi muamelesi yaptılar. Bir adam çıktı, herkesin gözünün içine bakarak, gözünü budaktan sakınmadan, sözünü esirgemeden gerçekleri toplumun yüzüne söyledi. O adama köylü dediler, dağlı dediler, o adama Türkçe bilmiyor dediler, komik dediler, bilmem ne dediler, dövmeye kalktılar, sövmeye kalktılar, her şeyi yaptılar. Ama o hakikati söyleyen adamdı. O Kamer abiydi. Kamer Genç.